Yeni bir videodan herkese merhaba. Takip edenler biliyor. Tamamen elektrikli bir otomobile geçtiğim günden bu yana gerçekten çok mutluyum. Yüzüme de yansıyordur diye tahmin ediyorum. Bu videoda sizlere elde ettiğim bazı kazanımları anlatmak istiyorum. Aynı zamanda bir teknoloji editörünü heyecanlandıran teknolojilerin neler olduğunu da sizlere detaylı bir şekilde söylemek istiyorum. Binlerce kilometre BMW iX ile beraber yolculuk yaptım. Peki Yol arkadaşımda hangi teknolojiler beni heyecanlandırıyor? Aldığım notlar var. Bunları paylaşacağım. Öncelikle şaytek kavramından bahsetmek istiyorum. Aslında BMW şaytek kelimesini çok ön plana çıkartmıyor. Ama uzun zamandır bir BMW X kullanıcısı olarak şayeteki kendi deneyimlerimle hissederek yaşadım. Şimdi bu deneyimlerin ne olduğunu sizlere göstereceğim. Öncelikle dış tasarımdan başlayalım. Biliyorsunuz BMW'nin dış tasarımı zaten kendini diğer otomobillerden ayıran en önemli tasarım farklılıklarından sadece bir tanesi. Ama olay sadece tasarım farklılığı da değil. İnanılmaz bir teknoloji. İlk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Acaba kendim kullandığımda da nasıl tepki verecek diye merak ettiğim bir konu var. O da böbrek ızgarasındaki müthiş malzeme teknolojisi. Nedir bu? Şimdi ızgaraya diyelim ki yolda giderken herhangi bir şey değebilir, çarpabilir, küçük çizikler olabilir. Her şey olabilir ve bu çizikler kendi kendini onarıyor. Bu gerçekten müthiş bir teknoloji. Nanoteknolojiyle bu imkanlara ulaşmak gerçekten müthiş. Az önce söyledim binlerce kilometre yol yaptım. Bazı yollarda çok hızlı gittim ama şu anda böbrek ızgarası hala tertemiz ve asla çizik yok ya da vardı benim haberim yok çünkü kendi kendine onarıyor. Şimdi bir başka teknoloji daha var. Nedir bu? Aslında sürücü bunu görmüyor. Etrafındakiler görüyor. Siz yolda ilerlerken ya da yolculuğa başlarken etrafta olan bir tenden haberdar olmak zorundasınız. Nasıl olacak bu? Tabii ki kameralar ve sensörler. Ama şimdi buradaki kameraların etrafı çok iyi algılayabilmesi için temiz olması gerekiyor. Birçoğumuz bunu fark etmiyoruz. Yani daha önceki otomobil deneyimlerinden hatırlıyorum. Otomobili biliyorsunuz ah arka kamerayı silmemiştik, öndeki kamerayı silmemiştik, keşke silseydik diyoruz ama bir yandan da yola çıktık artık durmamız da mümkün değil. Böyle devam ediyoruz. Bence bu çok iyi bir deneyim değil. Bunu ne zaman söylüyorum BMW iX'den sonra. Neden? Çünkü hem öndeki hem de arkadaki kamerayı kendisi temizleyen bir mekanizma mevcut. Bununla beraber yine çok ilgi gören hatta BMW iX ilk çıktığında en çok paylaşılan videolardan bir tanesi ne yapıyoruz? İşte bir yıkama sıvısına ihtiyacımız var. Hop düğmeye basıyoruz. Kapak açılıyor ve sıvıyı oraya dolduruyoruz. İlk gördüğümde inanamadım. Acaba dedim ki bu video gerçek mi? Ama şu anda söyleyebilirim ki gerçekten etrafta görüldüğü zaman en çok şaşırılan teknolojilerden bir tanesi. Geçiyoruz iç tasarıma. İç tasarım gerçekten bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Hatta bir örnek vereyim. Bir çekim için ben Sapanca'ya gitmiştim. Bir karavan çekecektik. Karavan şirketinin sahibi beni görünce dedi ki ya dedi bu otomobil ben çok merak ediyordum. İçine geçebilir miyim dedi. Peki dedim buyurun. İçine geçtikten sonra şöyle sağa sola bir baktı. Ya dedi bu otomobil Mars'tan mı geldi? Tam olarak bu tepkiyi veriyorlar. İlk binen kişiler bu tepkiyi veriyor. Ama anlatacağım daha farklı detaylar var. Örneğin konforun önemli bir parçası olan iklimlendirme. Şu anda sizlerin de izlemiş olduğu gibi konfor ısı paketinde kapı yüzeyleri, işte kokpitin hemen görmüş olduğunuz alt bölümü, hatta kapı kol dayama kısmı yüzey ısıtma fonksiyonuna sahip. Bu fonksiyonlara ek olarak direksiyondaki ısıtmayı da eklemek istiyorum. Tüm bunlar özellikle çok soğuk şartlarda sürücüye müthiş bir avantaj sağlıyor. Bir de içeriden bahsetmişken misafirlerimin en çok şaşırdığı konulardan bir tanesi şu artık onun böyle hızlı bir şekilde nasıl anlatacağımı da çok iyi biliyorum. Nedir? Kapının açılması. Şimdi Alışılmışın dışında bir BMW iX ile beraberim. Bu deneyimlerin en başında yolcu otomobilden çıkarken kapıyı açması gerektiğinde bu zamana kadar geleneksel olan yani orada bir şey oluyor, kolu çekiyorsun, kapı açılıyor, değil mi? Böyle bir şey yok. Peki ne var? Bir buton var. Bu butona tıkladığınız zaman kapı açılıyor. Yolcular bu deneyimle karşılaştıklarında da inanılmaz bir şey olduğunu söylüyorlar, çok teknolojik bir şey olduğunu söylüyorlar. Bir başka konu Head-up display. Şimdi BMW iX'in içerisinde Devasa ekranlar var. Tamam ama bir yandan da yola konsantre oldunuz. Yola konsantre olduğunuzda yani hele de İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu bir ortamda yola bakarken aynı zamanda bazı bilgilere ihtiyacınız oluyor. Head-up display ön pencereyi bu bilgilerle donatabiliyor. Ve işin güzel tarafı head-up display'in projektörünün çok mükemmel bir şekilde gizlenmiş olması. Hatta bazen şöyle bakıyorum bu nereden geliyor falan diye böyle kafayı uzatıyorum ama diyorum ki sürüşü tehlikeye atmayayım, yoluma devam edeyim. Bu teknolojiden faydalanmaya devam. Geçiyorum hem kendimin hem de misafirlerimin inanılmaz mutlu olduğu bir deneyime o da müzik, ses. Akıllı telefondan olsun veya radyodan olsun. Ben daha çok akıllı telefondaki müzikleri BMW iX'in ses sistemine aktardıktan sonra yaşadığım hissiyatı hem kendim hem de misafirim gerçekten çok beğeniyor. Neden? Müthiş bir ses sistemi var. Gizli hoparlörler, aynı zamanda güçlü woofer gerçekten bir parti ortamını ya da illa parti ortamı hani çok yüksek müzik değil. Çoğu zaman klasik müzik dinliyorum. Oradaki berrak sesi, kristal sesi bana teslim ediyor. Bu gerçekten müthiş bir his. Anlatmak istediğim bir diğer konu da fiziksel buton sayısının azalmış olması. Abi şu yukarıdaki panel var ya onu da söyleyebilir misin? Şey, şey mi diyorsun? Çekime giderken evet. onu tam onu da söyleyeyim evet. dur. Dostlar şöyle de bir durum var. Şu anda bu çekimi sevgili Aykut yapıyor. Şimdi biz çekime giderken yoğun bir güneş bizi karşılamıştı. Abi bunu nasıl kapatabiliyoruz dedi. Sonra ben tek bir tıklamayla hala ben de çözebilmiş değilim. Yani bu nasıl oluyor diye birkaç tane böyle uçakta gördüm. O teknolojinin bir benzerini BMW iX'in panoramik cam tavanında gördüm ve bir anda karardı arkadaşlar. Bu bize bir sürü avantaj sağlıyor. En büyük avantajlarından bir tanesi iklimlendirmeyi minimum enerjiyle devam ettirebilmesi. Yani iklimlendirmeden kastım çok yoğun bir güneş ışığı varsa biz ondan etkilenmiyoruz. Aykut da onu bir daha açar mısın? Bir daha kapatır mısın? Bir daha açar mısın? E, epey sevdi Şaşırmıştım abi. Çok sevdim. Birçok kişi öyle diyor. Yeniden dönüyorum bu minimalist tasarıma. Yani fiziksel butonlar azalmış durumda. Şimdi benim kullandığım iki tane BMW var. Bunlardan bir tanesi 50. yıl paketine sahip olan 5 serisi. Şimdi o 5 serisiyle BMW iX'in fiziksel butonlarını kıyasladığımız zaman BMW iX'te daha minimalist bir tasarım görüyorum. Yani fiziksel butonların sayısı azalmış durumda. Bu tamamen tercih meselesi. Bizim gibi teknoloji tutkunları daha çok dijital ekranlar ya da dijitalde geçtim ya dokunmatik ekranlar veya hiçbir ekrana müdahale etmeden bir sonraki şarkıya geçmek için hareket bu, sesi açmak için hareket bu veya bir çağrıyı kabul etmek için hareket bu. Gesture control dediğimiz bazı fonksiyonları hiçbir yere dokunmadan sadece el işaretleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Hazır kontrolden bahsetmişken hemen orta konsolda bulunan ahşap görünümlü bir ünite daha var. Şimdi buradaki ünite otomobili çalıştırdığınızda devreye giriyor ve otomobilinize hükmetmek için size alternatif bir seçenek sunuyor. Bir de oradaki malzeme yapısı hani o kristal gerçekten müthiş görünüyor. Hem o kristalle hem de ahşap görünümlü malzemenin üzerindeki tuş takımıyla beraber istemiş olduğunuz fonksiyonları yerine getirmekte gerçekten çok değerli. Bu arada ahşap görünümlü diyorum. Mesela birçok yerde sanki deri malzeme, ahşap malzeme varmış gibi görünse de aslında BMW'nin sürdürülebilirlik vizyonu içerisinde çevremizi koruyabilmek için buradaki malzemeler yeniden dönüştürülebilmiş malzemeler. O nedenle özellikle genç arkadaşlarımızın, teknolojiyi seven arkadaşlarımızın çok dikkat ettiği bir husus. Buradaki bu malzemelerden dolayı da ben gerçekten çok mutlu olduğumu söylemiş olayım. Ama kontrol ünitesi tasarımı fonksiyonları gerçekten muazzam. Geçiyorum bir başka konuya. Şimdi otomobile girdiğim zaman ne yapıyorum? Telefonla artık vedalaşmam lazım. Ama tamamen de vedalaşmıyoruz. Neden? Zaten kablosuz bir şekilde telefonumdaki önemli fonksiyonlar BMW'nin dev ekranında karşımda duruyor. Ama bir yandan da telefonumun şarj olmasını istiyorum. Kablosuz şarj imkanı var. Şimdi kablosuz şarjda şöyle bir durum var arkadaşlar. Telefonların çok üstün performansları ki bu kablosuz iletişimde daha da zirveye çıkıyor. Tam bu aşamada kablosuz şarj olurken telefonun da biraz soğuması gerekiyor. BMW mühendisleri şöyle bir güzel tasarım elde etmişler. Kablosuz şarj ünitesi havalandırılıyor. Bu da telefonunuzun ısınmasını engelliyor. Geçiyorum aydınlatmaya. Ben İstanbul'dan Sakarya'ya giderken şimdi otobandan ayrıldıktan sonra köy yoluna geçtiğimde Aydınlatmalar tabii ki doğal olarak çok daha az. Orada neyi fark ediyorum biliyor musunuz? Lazer aydınlatma sistemi. Çünkü BMW iX'in Lazer light farları 550 metreye kadar aydınlatabiliyor ki bunu daha önce sizlere göstermiştim hala çok memnun olduğumu ve aynı zamanda güvenliğim için de çok gerekli olduğunu bir kez daha bu videoda hatırlatmış olayım. Az önce anlatmış olduğum ekranların hakkını teslim etsek çok iyi olur. Çünkü iki tane çok güzel ekranım var. Bunlardan bir tanesi 12.3 inçlik, bir diğeri de yine 14.9 inçlik kavisli ekran. Bu ekranlar benim her şeyim. Neden her şeyim? Çünkü yolculuk esnasında direksiyonun hemen arkasındaki ekran yol bilgilerini bana teslim ediyor. Bu çok kıymetli. Bunun dışında multimedya içerikler ya da işte navigasyon olsun daha büyük ekranda da ihtiyaç duyduğum fonksiyonların sonuçlarını görebiliyorum ve bu ekranların hem dokunmatik deneyimleri hem de renk kalitesi, kontrast, canlılık gerçekten müthiş ve yazılım güncellemeleriyle beraber bize nelerin sunulacağı sürpriz. O nedenle yaşayan bir ekran olduğunda belirtmiş olayım. Şimdi geçiyorum harika bir hesaplama işine. Ne yapacağız arkadaşlar? Benim eğer BMW iX'im olmasaydı, BMW iX'e kat ettiğim yolu içten yanmalı bir otomobille kat etseydim ne kadar benzin tüketecektim, doğaya ne kadar karbon salacaktım ve ne kadar harcayacaktım. Bunların hesabının yapıldığı harika bir web sitesi var. Yapanlara buradan teşekkür ediyorum. Daha önceki videolarımızda elektriğin öncüleri diye bir oluşumdan bahsetmiştik. Bir web sitesi var. Hiç merak etmeyin hem bu web sitesinin linkini hem de videoda anlattığım diğer detaylara ulaşabileceğiniz linkleri videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi bu web sitesini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyelim ki benzinli bir otomobil kullanıyorsanız 100 kilometredeki tükettiğiniz yakıtı belirliyorsunuz. Kaç kilometre gideceğinizi belirliyorsunuz. Sonra geçiyorsunuz kendi kullandığınız otomobili. Yani ben BMW iX kullanıcısıyım. Tamamen elektrikli. Kaç kilometre yol yaptım? Hangi şarj istasyonuyla şarj ettim? Yani biliyorsunuz BMW iX'i aldığınızda size ücretsiz olarak bir Wallbox hediye ediyor. Bu Wallbox'a siz evinizde ya da iş yerinizde şarj edebiliyorsunuz ve bunun maliyeti gerçekten çok çok düşük. Ama her zaman burada şarj etmek mümkün olamayabiliyor. Yani eğer yola çıktığınızda diyelim ki ben Ankara'ya gideceğim. Ne yapıyorum? Bir mola veriyorum. Orada bir DC dediğim hızlı şarj istasyonunda ihtiyacımı karşılıyorum. Onun da bir maliyeti var. Ne kadarını DC'den ne kadarını Wallbox'tan kullandığımı az çok biliyorsunuz arkadaşlar. İşte ortaya çıkan sonuç gerçekten müthiş. Elde ettiğim tasarrufu görüyorsunuz. Onun dışında bir de çevreyi ne kadarlık bir karbon salınımından koruduğumu da ekranda görebiliyorum. Hem dünyamızın geleceği hem de kesemiz için kesinlikle harika bir hesaplama olmuş. Siz de bu web sitesine giderek kendi hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Hazır sürdürülebilirlikten bahsetmişken muhteşem bir deneyimi daha paylaşacağım. Şimdi bu bir vizyon meselesi. Yani ben ne dedim? Ben elektrikli otomobile geçmek istiyorum. Neden? Sessiz, performanslı ve aynı zamanda geleceğimiz için önemli. Çevremize karbon salmak istemiyorum. Sıfır karbon salınımıyla yoluma devam etmek istiyorum. Bunun bir adımını daha attım arkadaşlar. BMW elektriğin öncüleri videomuzda da anlatmıştım. İş ortaklarından Solar Çatı beraber bir kar park yaptım. Buradaki kar parkın Üzerinde güneş enerjisi panelleri var. Bu paneller güneşten aldığı enerjiyi elektriğe çeviriyor ve benim wallbox'ıma gönderiyor. Wallbox'a BMW iX'i şarj ediyor. Ve ben yüzlerce kilometre yol gitsem bile çevreye en ufak bir zararım yok. Tamamen güneşten gelen enerjiyi BMW iX'e aktarıyorum. Bu hizmetten siz de faydalanabiliyorsunuz. Böyle bir ekosistem oluşturmuş BMW Türkiye. Elektriğin öncüleri üyeleri solar çatıdan bu hizmeti, indirimli bir şekilde alabiliyor. Alan bir kişi olarak söylüyorum, çok memnunum. Peki elektriğin öncüleri topluluğuna nasıl dahil olabiliyorsunuz? Çok basit. Bir BMW elektrikli otomobil aldığınızda bu topluluğun bir parçasısınız ve size bir welcome pack teslim ediliyor. Bu paketin içeriğinde bir sürü ayrıcalıklar var. Bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Bu video bittikten sonra onu da izleyebilirsiniz. Videoyu hem kartlardan hem de açıklamalardaki linkten paylaşmış olacağım. Videonun sonlarına doğru gelirken BMW iX40 ile yaşadığım deneyimleri hem beni hem de misafirlerimi şaşırtan teknolojileri sizlerle paylaştım. Ama şimdi Türkiye'ye yeni gelen BMW iX50'ler var. Şimdi bu iX50'lerin bazı avantajları var. Mesela bu avantajlardan bir tanesi daha fazla menzili sizlere sunabilmesi. Yaklaşık 631 kilometre ki bu WLTP değerlerine göre elde edilmiş bir sonuç ve bana göre müthiş bir menzil sonucu. Bunu sizlere sunabilmesi çok iyi. Bununla beraber bir de performans kısmı var. 523 beygir 765 Nm güç üretebilmesi de muazzam bir performansı sizlere teslim ediyor. Aslında bu performansı anlatmanın en kolay yolu şu sıfırdan saatte 100 kilometre hıza sadece 4.6 saniyede ulaşabilmesi. Geldik videonun sonuna. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok satan, tamamen elektrikli model olan ülkemizin çok sevdiği BMW iX ile yaşadığım deneyimleri misafirlerimin yaşadığı deneyimleri, etrafımdakilerin tepkilerini bu videoda sizlerle paylaşmış oldum. Bu yolculuğum devam edecek. Tamamen elektrikli otomobilleri çok seviyorum. Sevme nedenim de sizlere daha önce de söyledim. Sizlerden gelen yorumları da çok merak ediyorum. Lütfen aşağıda yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.